Evet, Mehmetler abi gördüğünüz gibi bahçede tırfan vurdu, yeşil otları bu şekilde toplamış, ocak aralarına getirmiş. Biraz önce Mehmetler abiyle onu konuşuyorduk. Şimdi bu ne oldu? Tırfan artıkları geldi. Yani bahçedeki bütün börtü böcek yumurtası, külleme ile ilgili olan mantar tohumları toplu halde burada toplaştı. Şimdi bahçeden çıkması mı lazım abi? Bunu bahçeden çıkarsan en iyisi. Bahçeye çıkartıp dışarıda bir yere götürüp üstünü kapasan en iyisi. Ama burada kompostlaşsın istiyorsan. Daha önce yapmıştım onu. Heh, yukarıda görmüştüm. Yapmıştım. Bu sene evet. Yapamadım işte. Evet. Bunun bahçede kompostlaşsın, bahçede pişsin istiyorsan bunu yapacağın tek şey bir yere yığıp üstünü kapatacaksın. Yani üstünü kapattığında ne olacak? Şimdi kapalı cam balkonları düşün. Dışarıdan güneş vuruyor. Cam balkon ne oluyor? İçeride ısınıyor değil mi? Pişecek. Ortası 70-80 derece. Bizim için 80 derece sıcaklık yeterli. 80-90 derece sıcaklıkta ne oluyor? Bütün böcek yumurtaları yok oluyor. Mantar miselleri yok oluyor. 80-90 derece bir ısı oluşturuyorsun sen ortada. Hmm. Ama üstünü böyle açık bırakırsan ne oluyor? Hiçbir zaman ısınma olmadığı için, ısıl işleme tabi olmadığı için bütün börtü böcek yumurtaları, işte külleme tohumları bunun içinde kalıyor. Burası börtü böcek yumurtasının çoğalması için de bir merkez haline geliyor. Bunun altında ağaçını kaldırsam kör yılan dediğimiz yılan, fare bir şey de buna sadece bunların altında oluyor. Neden? Çünkü onlar da bunun içindeki şeye geliyor işte. O börtü böceğin yumurtasını yemeye geliyor. Ama bu şimdi Ekim ayındayız. Eylül sonu Ekim ayındayız. Bunun şimdi sana zararı yok. Ama Mart ayında onlar havanın ısınmasıyla birlikte ne oluyor? Yayılıyor. Sağa sola yayılıyor. Şimdi yılan da fare de onun içinden börtü böcek i̇çinde, yumurtası içinde. Arayıp. İçinde. Evet. Onlar da ama sen bunun üstünü kapatsan, pişmeye bıraksan onlar da gelmez. Ben bunu normalde bırakmayayım Hakan abi de bu sana aceleye gitti. Tam tırpanı bitirdim. Yağmur başladı. Evet. Yoksa ben bunları kaldırıyorum biliyorsun sen evet. Daha önce. Evet, çürüdü, evet. Kapattım, çürüdü, kayboldu, evet. Gitti, toprak oldu. Orada bakacağız şimdi. Yetiştirdiğim zebzeye bakacağız şimdi orada. O toprak evet. Şey oldu gitti. Evet. Yani.